İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise sirruh. Niçin konuşmuyorsun? Abdülkadir Geylani bir mahalden geçerken gördü iki kimseyi münakaşa ederken. Birisi Hristiyan, Müslümandı öteki. Sordu, münakaşaya sebep olan şey ne ki? Müslüman arz eyledi. Bu diyor ki kininden, bizim peygamberimiz üstündür sizinkinden. Ben ise şiddet ile itiraz ediyorum. Bizim peygamberimiz daha üstün diyorum. Abdülkadir Geylani dinleyip Müslümanı ispata davet etti, Hristiyan olanı. Buyurdu ki, ey kişi, madem ki böyle dersin, peki sen bu fikrini nasıl ispat edersin? Hristiyan dedi ki, bizim peygamberimiz ölüyü diriltiyor. O üstündür şüphesiz. Buyurdu ki, ey kişi, ben peygamber değilim. Sadece o Resulün ümmetinden biriyim. Eğer ben diriltirsem bir ölüyü ansızın, Hazreti Muhammed'e sen de inanır mısın? İnanırım deyince buyurdu, öyleyse çok eski, harap olmuş bir kabir göster bize. Gösterdi Hristiyan ona eski bir kabir. Gitti kabir yanına, Es-Seyyid Abdülkadir. Buyurdu, burada yatan bir kadındır ve hatta şarkıcılık yaparmış hem de hali hayatta. İster şarkı söylerken onu ben dirilteyim, yahut nasıl istersen söyle, öyle edeyim. Hristiyan buna hiç ihtimal vermeyerek dedi, madem dirilsin o şarkı söyleyerek. Buyurdu ki, ey kişi, şunu da söyle peki. Ölüyü diriltirken ne derdi İsa Nebi? Dedi, bizim peygamber der idi ki, ey filan, Allah'ın izniyle diril kalk mezarından. Abdülkadir Geylani dönüp Hristiyan'a buyurdu, öyleyse dikkat eyle bu yana. Gösterdiği mezara dikkatlice bakarak buyurdu ki, Allah'ın izniyle diril kalk. O anda boydan boya yarıldı kabir birden. Dirilip kalktı kadın, hem de şarkı söylerken. Bir müddet öyle kalıp, sonra da birdenbire, yine ölü olarak giriverdi kabire. Bu büyük kerameti görüp, o Hristiyan, şehadeti söyleyip, hemen oldu Müslüman. Sonra Gavsül Azam'ın sarılıp ellerine, o andan itibaren girdi tam hizmetine. Ya Rabbe, İçsin gönülden mazi
Erlerde mine destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Dost dost dost, devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor, sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efgan ediyor, bülbüllere bak efgan ediyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor, ey gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, 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 devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ey yolcu biraz sen dinle beni, ey yolcu biraz sen dinle beni. Kervan geçiyor sen kalma geri, kervan geçiyor sen kalma geri. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli. Fethetti bugün kalbi seferi, fethetti bugün kalbi seferi. Dost, 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 devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Allahü Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu.
onun bu geniş, müsamahakar halini anlayamayanlar, bu kadar yumuşaklığın, insanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık, yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, ''Efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin, olur mu?'' dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan, sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda ''Evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim, meğer yanlış alan benmişim.'' der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama ''Bize ne emredersen yapalım.'' dediler. İbrahim aleyhisselam da ''Sizden bir dileğim var.'' buyurdu. ''Nedir?'' dediklerinde ''Benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum.'' dedi. Kendi aralarında konuştular ve ''Bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri çoktur, meşhurdur. Bunu kırmayalım, bunun Rabbine bir kere secde eder, sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız, bir zararı olmaz.'' diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam ''Ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle.'' diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgarla güneş hangisinin daha güçlü, kudretli olduğu üzerinde konuşurlar. Rüzgar gücüne güvenip ''Ben senden kuvvetliyim, güneş de her zaman kaba kuvvet işe yaramaz.'' der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe ''Senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım.'' der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar. İhtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır, işi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler. Bunun üzerine güneş, ''Sen beceremedin, bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım?'' der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş, bir gülümsemeyle tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. Neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek ''Gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak, insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir.'' der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, ''Onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun.'' dediklerinde buyurdu ki, ''Herkes başkasına yanında bulunandan verir.'' Hayatım Roman. Yapım
Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Başkasının evine girdik. Ben Güven Kirişti. İstanbul'da hep birbirine benzeyen apartman bloklarıyla dolu bir sitede yaşıyorum. Şu apartmanların her biri sanki bir köy. Bu bloklarda bazen o kadar komik olaylar yaşanıyor ki şaşar kalırsınız. Geçenlerde kız kardeşimle enişten bize misafirliğe geleceklerdi. Neticede geldiler de. Fakat başlarına gelenler öylesine gülünç ve ibret vericiydi ki sizlere anlatmadan edemedim. Bir blok düşünün. 10 katlı ve her katta 4 daire var. Bu apartmanın 2 de asansörü var. Biz de apartmanın 3. katında oturuyoruz. Kız kardeşimle eniştem sabahleyin telefon ederek öğleye doğru bizde olacaklarını söylediler. Biz de beklemeye başladık. Derken aşağıdan zili çaldılar. Hemen diyafondan seslendik. Buyurun sizi bekliyoruz. Sonra da kapıyı açıp asansörün katımızda durmasını beklemeye başladık. Gerçi bizimkiler daha önce de birkaç defa gelmişlerdi. Fakat bizim dairenin kaçıncı katta olduğunu asansöre binince şaşırmışlar. Hanım, abinler ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı oturuyorlar? Galiba ikinci katta oturuyorlardı. Öyleyse bas düğmeye. Aa, kimse yok. Yoksa bir üst katta mı oturuyorlardı? Dinlesene, yukarıdan birileri sesleniyor. Enişte, bir kat daha çıkacaksınız. Duydun mu? Bu Güven'in sesiydi. İki kat daha çıkacakmışız. Gel öyleyse tekrar asansöre binelim. Anne, çişim geldi, çabuk olun. Sabret kızım, biraz sık dişini. Hanım, gelen giden yok. Yoksa onlar eniştenler değil miydi? Herhalde. Baksana, asansör bizim katı geçti. 4. katta durdu. Ama enişten bizim katı bilmiyor muydu? Bildiği için şaştım bu işe zaten. Galiba bu gelenler bizim beklediğimiz misafirler değil. Tüh, öyleyse yok yere elin adamlarına bağırdık. Öyleyse biz eve girelim. Bizimkiler gelince çıkar karşılarız. Hanımla ben bizimkileri başkası zannederek dairemize girmiştik ve kapıyı kapatıp misafirlerimizi beklemeye başladık. Bu arada kız kardeşimle eniştem üst katta asansörden inmişler. Bizim ev olarak hatırladıkları kapıyı çalmaya başlamışlar. Zile kimse cevap vermeyince meraklanmışlar. Fakat bu arada enteresan bir şey olmuş. Hay Allah, evde kimsecikler yok. Hayırdır. Aa, baksana kapı aralık. Herhalde biz geleceğiz diye açık bırakmışlar. Öyleyse girelim. Belki zilin sesini duymamışlardır. Anne, tuvalete gidelim. Hadi gel kızım. Ben de salona geçip biraz dinleneyim. Ya hanım, nerede bunlar? Yoksa bize şaka mı yapıyorlar? Ne bileyim ben. Ben çocukla meşgulüm. Ben içeri odalara bir bakayım. Tamam, bak. Güven! Kayınço! Neredesiniz be? Hanım, bunlar evde yoklar. Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bu iş böyle? Bilmiyorum ki. Ama bu ev onların evi değil mi? Doğrusu bu koltuklar onlarınkine pek benzemiyor. Yoksa başkasının evine mi girdik? Ama nasıl olur? Kapı açık duruyordu. Bu kadar da tesadüf olur mu? Onu bunu bilmem. Herhalde biz yanlış eve girdik. Eyvah. Hadi rezil olmadan çıkalım elin evinden. Nedir bu başımıza gelen? Hadi. Kız kardeşimle eniştem hemen üst kattaki evden dışarı çıkıp bir de alt kata bakalım derken ben kapıyı açtım. Hemen buyur etti. Enişte, nerelerde kaldınız? Ya siz üçüncü katta mı oturuyordunuz? Evet.
Biz de yanlışlıkla bir üst kata çıkmışız ve yabancı birinin evine girmişiz. Peki içeri nasıl girdiniz? Ne bilelim abi, kapı açıktı, biz de girdik. Neyse, içeri gelin de durumu anlarız. Meğerse üst kattaki komşu kadın çarşıya alışverişe çıkarken kapıyı çekmeyi unutmuş. Bizimkiler de bizim ev zannederek içeri girmişler. Daha sonra benim hanım komşuya gidip durumu olduğu gibi anlattı. Kadıncağız da çok şaşırdı. Düşünün bir, komşu kadın evine gelip de kız kardeşimle eniştemi görseydi herhalde düşüp bayılırdı. Neyse, böylesi komik ve vahim bir olayı kazasız belasız atlattık. Aman ha, evden çıkarken kapıyı kapamayı sakın unutmayın. Solan benzin güle benzer, gözü yaşların sele benzer, sevdiklerin ele benzer, unuturlar seni bir gün. Unuturlar seni bir gün. Yalnızlıklar dostum olur, çürür beden toprak olur, yaptıkların seni bulur, can bedene gelir bir gün. İhtiyarlık düşer cana, yaşamazsın kana kana, akıl ermez bu devrana, döner bir gün yutar seni, döner bir gün yutar seni. Yalnızlıklar dostum olur, çürür beden toprak olur, yaptıkların seni bulur, can bedene gelir bir gün. Hep arzular gençliğini, demler sürüp gittiğini, anlamazsın bittiğini, ömrün sona erer bir gün, ömrün sona erer bir gün. Yalnızlıklar dostum olur, çürür beden toprak olur, yaptıkların seni bulur, can bedene gelir bir gün. Ölüm sana pusu kurar, ansızın belini kırar, tüm bedenin toprak sarar, karanlıkta kalır bir gün, karanlıkta kalır bir gün. Yalnızlıklar dostum olur, çürür beden toprak olur,
Yaptıkların seni bulur, can bedene gelir bir gün. Hazırla kendini kabre, ecel gelmeden sen de edemezsin hiçbir hamle. Çaresiz kalırsın bir gün, çaresiz kalırsın bir gün. Yalnızlıklar dostum olur, çürür beden toprak olur. Yaptıkların seni bulur, can bedene gelir bir gün. Yalnızlıklar dostum olur, çürür beden toprak olur. Yaptıkların seni bulur, can bedene gelir bir gün. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Şafii mezhebinde diyor kurban keserken işte boğazın o belirtilen yerin biraz üstünden olması lazım. Hanefi'de ise diyor biraz farklı diyor. Altından kesiliyor diyor. Böyle bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Şafii mezhebindeki hükmünü bilmiyorum. Yani Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebi arasında kesilen, bıçak vurulan yerin arasındaki farkı, o detayı bilmiyorum. Eğer Şafii mezhebinde öyle bir hüküm varsa ona göre hareket edilir. Ama burada öncelik herhalde şey, hayvana eziyet etmemek ve dördünde de öyle. Dördünde de. Hı hı. Eziyet etmemektir. Şimdi dinleyicimiz bunu asıl şu sebepten dolayı soruyor. Hanefi mezhebindeki arkadaşlarıyla, kendisi Şafii'de, ortak bir kurbana girmişler de. Diyor ki hani bu kesilme farkından dolayı diyor bir şey olmaz. Bir şey olur mu diyor. Olmaz. Çünkü ibadetlerde yapılan bir iş bir müçtehit imamın içtihadına uygunsa mesele bitiyor. Evet. Bir başka dinleyicimiz ayaklarında problem varmış dizlerinde. Namaza oturarak kılıyormuş zaten. Kur'an-ı Kerim'i okurken de diyor ayaklarımı diyor uzatarak okusam bir şeyi var mı? Toparlayamıyorum diyor. Ha, yerde oturarak. Oturamıyorsa olur. Ama sandalyede oturuyorsa Kur'an-ı Kerim'i masa üzerinde sandalyede oturarak okuyabilir. Evet. Yani ayaklarını sarkıtmasına uzatmasına gerek kalmaz o zaman. Yani sandalyede otursa masaya koysa. Tabii canım. Mustafa. Bu şekilde. Bir başka soru daha var. O da şu. Diyor ki dinleyicimiz daha önce diyor hani sizde hocam da anlattı. Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifadır diye. Evet. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözü o. Bunu biraz anlatabilir misiniz diyor. Ben diyor mesela herhangi bir Kur'an-ı Kerim'i açsam rastgele yani. Herhangi bir yeri diyor şifa niyetini okusam, üzerime üflesem ağrıyan yerime olur mu diyor. Tereddüt etmeyecek. Bir kere önce o söze inanacak. Bu sözü söyleyen dört mezhepte mütehassıs, evlad-ı Resul, mürşid-i kamil, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Önce buna itikad edecek, iman edecek. Hala bu şekildeki sorması bunda tereddüt olduğunun alamettir. Yapsam olur mu demek istiyor yani. Bu böyledir. Yani her harfi şifa olduğuna göre bunda yapsam olur mu? Yapsam demek tereddüdüm var. Acaba olacak mı demektir bu? Eğer sen bu zatın Allah-u Teala'nın bir sevgili kulu olduğuna, bir İslam alimi olduğuna, bir mürşid-i kamil Allah-u Teala'nın evliyası olduğuna itikadın varsa o söz, o zatın sözü hüccettir, senettir. Ona tam ittiba edince, itikad edince, inanınca o şekilde yapın. Elbette ki Cenab-ı Hak, ama tereddüt edelim, sorulmasına gerek yok.
Evet de verir. Ama bir yapayım bakayım olur mu? Bu tereddüt alametidir. Biz bu hataya düşüyoruz ama yani çok sıklıkla i̇şte düşüyoruz. Sadece düşüyoruz. İşte atıyorum işte bir İslam alimi hakkında değil de dualar hakkında mesela kitapla muteber kitaplar bildirilen şeyler var. Yaptım ama olmadı, istediğim olmadı falan gibi bir şey var. Yani, sanki denemek için yapıyormuşuz gibi. Evet, denemek için yapılıyor. Orada bir tereddüt var. Mesela şeyde mesela riya anlatılırken hatta İslam ve Toplum programında bir seferinde naklettik. Yani riyanın sebebi ne? İmanda tereddütün alamettir riya buyuruluyor. Yani Allah-u Teala varlığına, birliğine ondan sonra onu her an gördüğüne, her an işittiğine imanda bir zafiyet var demektir. Yoksa Allah-u Teala'nın her an bildiğine, gördüğüne inanan bir kimse başkası görsün diye ibadet eder mi buyuruyor? Bir tereddüdü var bunun. Yani inanmıyor aslında. Ya tamam canım Allah-u Teala görür, bilir, işitir falan da ya şimdi insanlara karşı ben daha kendimi böyle şey göstereyim, dinler göstereyim diye başlıyor. Ya sen ne diyorsun ya? Senin bu yaptığın kalbinden geçen aynı şekilde yaratan görüyor, biliyor, işitiyor. Eğer sen bunu bir şey yapmış olsan katiyen hatırına gelmez. Böyle bir şey yapmak, başkasına göstermek. Ve hani zaman zaman yine İslam ve Toplum'da naklettiğimiz Seyyid Abdülhakim Arvasız'ın talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bize sihir, nazar, büyü tesir etmez kardeşim buyuruyorlar. Sebep? Buyuruyor ki biz her sabah üç defa Bismillahillezî lâ yedurumâ asmihî şey'ün fil ardu velâ fissemî'un alim. Bunu okuyoruz buyuruyorlar. Akşam da okuyoruz buyuruyorlar. Bunu okuyana sihir, nazar, büyü tesir etmez. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir ifade var. İnanmak lazım buyuruyorlar. Ben bir yapayım bakayım. Olacak mı, olmayacak mı? Olmaz o. Mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin başka talebeleri de var. Akşemseddin Hazretleri geliyor. Tabi medreseli yani altyapısı var. Orada kalbini temizleyecek. Nefsinin itminanı için Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vermiş olduğu derslere ittiba ediyor. Tam inanıyor. 3 sene içerisinde kemale geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de buna görevlendiriyor, icazet veriyor yani. İcazet dili yazılı vermesi şart değil. Vazife veriyor, bitiyor o iş. Orada bazı talebeler efendim diyorlar. Mübarek Hüseyin'miş Akşemseddin Hazretleri. Yani sakalı fazla yok. Demişler 20 senedir biz bu dergâhtayız demişler. Köse geldi 100 senede alıp götürüyor. Buyurmuşlar ki biz ne buyurursak köse olduğu gibi kabul ediyordu. İtiraz etmiyordu. Ama siz bizden duyduklarınızı gidiyorsunuz araştırıyorsunuz. Ha hocamız doğru söylemiş. Yani tereddüdüm var hala üstadında. Tereddüdüm var. Olmaz o zaman. Mesela tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında yazıyor. Efendim ben bir yapayım bakayım acaba olacak mı? Demek ki tam İlmihal kitabı Saadeti Ebediye kitabında yazılanlara itimadı yok senin. Güvenmiyorsun. O kitabı hazırlayana da, o kitapta ismi geçenlere de itimat etmiyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri kutsi soru buyurmuş. Efendim bir yapayım bakayım olacak mı lan? O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri güvenmiyorsun. İtimat etmiyorsun demektir. O söz çok önemli o zaman. Yani imanda tereddüt şey. Evet, imanda tereddüt, tereddüdün var. Acaba mı diyorsun hala? Hani zaman zaman Huzura Doğru programında da anlatıyoruz. İslam ve Toplum programında da anlattığımız bir hadise var. Bir hoca efendi bir gün coşmuş Besmele-i Şerif'in faziletini anlatırken coşmuş böyle anlattıkları doğru ama yani o anda halet-i ruhiyesi de ona uygun demiş. Besmele'yi çek demiş. Suyun üstünden yürüyerek geç git. Kasabanın da ortasından bir dere geçiyormuş. Yazık adamcağız hep köprüden geçiyormuş. Ana demiş ya böyle demiş. Besmele'yi çekip de demiş oradan geçince. Tamam demiş hocayı kolaylaştıracak. Camiden çıktıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Geçiyor suyun üstünden düz deminden yoldan gider gibi gidiyor. Ondan sonra yolu kısalmış tabii. Çabucak gidiyor. Sürekli geliyor. Oradan geçiyor artık. Hanımına demiş ki ya demiş hoca efendi bizim yolu kısalttı bir demiş yemeğe çağırsak. Olur demiş falan. Geliyor hocam demiş akşam çorbayı bizde etsek. Müsaitiz demiş gelelim. Akşam namazını camide kılıyorlar. Tabii o vatandaşın evi derenin öbür tarafında olduğu için çıkmışlar. Adamcağız dereye doğru gidiyor. Hoca köprüye. Demiş hocam buyur. Nereden buyur? Demiş buradan buyur. Suda. Ne demiş orası dere. Ama siz dediniz ki besmeleyi çekip üstünden geçiyor. Ben öyle geçeceğim falan. He demiş benim senin kadar yakınım yok. Ben demiş köprüden sen oradan geç. Yok. Yani acaba mı? Acaba yok. Acaba yok. Ben bir işte bu büyükler buyuruyor bir basayım bakayım bir acaba falan. Acaba dedim bitti o iş. Batarsın.
Batarsın. Yani hoca efendi batardı yani. Batardı. O haliyle batardı. O bir yakın has olması. Hiç tereddüt olmaması lazım. Şimdi anlatılıyor kitaplar. Bunlarda şaka yok. Mustafa Bey bir gün Şahın Hakimet Bahattin Buhari Hazretleri işte Ceyhun Nehri mi, Seyhun Nehri mi o meşhur ya o nehirlerde böyle hani baharlarda çok coşkun bir şekilde akarmış falan. Bir gün işte o nehrin kenarına pikniğe götürüyor talebelerini falan. Orada biz densiz gelmişler asırda bulunuyor. İşte demiş hani eskiden demiş gelen büyüklerde kerametler görülüyor. Şimdiki Şahın Hakimet Hazretleri'ni iğneliyor yani. Keramet meramet falan hani görülmüyor falan gibi bir şeyler mırıldanıyor söyleniyor falan. Mübarek bir celalleniyor. Bu büyükler öyle büyük ki buyurmuşlar. Bu nehre deseler ki tersine ak. O anda zım diye durmuş nehir tersine akıyor. Yokuş yukarı. Tabii herkes görüyor, o da görüyor. Tabii herkes o tarafa bakınca maksadımız misal vermekti buyuruyorlar. Tekrar normale dönüyor nehir. Ya bunların şakası mı olur? Şahın Hakimet Hazretleri Allah adamıysa bitti yani. Onu yaratan Allah-u Teala artık onun ağzından çıkan, kalbinden çıkan, onunla nefsinden çıkmıyor ki. Gösteriş yapmak için yapmıyor onu. Yani bu büyükler öyle büyük ki. Ya niye büyük? Çünkü bunların kalbi Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolu olduğu için büyük. Yoksa kendileri aynı şekilde yine mahluktur. Halik değildir, yaratıcı değildir, yaratan değildir. Yaratanın aynı şekilde gücünün, kuvvetinin tezahür ettiği bir varlık durumundalar. Onu öyle bilir, öyle tanır, öyle inanırsan mesele hallolur. Sen ya Rabbi dersin, seninkine icabet etmezler. Ama o bir ya Rabbi der, icabet olur. Allah-u Teala lebbeyk kulum der onlarınkine. Şimdi burada ters bir şey söyleyeceğim. Şöyle diyenler de oluyor çünkü. Böyle inanmak lazım. Evet, böyle inanmak lazım. Böyle inanınca da ya siz niçin Allah'ın kullarından birini efendim böyle ilahlaştırıyorsunuz? Diyorlar. Ona tapınıyorsunuz, o kadar yüceltiyorsunuz falan diyenler de olabiliyor. Ne eksik de böyle söylüyorlar onlar da. Şimdi böyle söyleyenler farkında olmadan kendilerini tanrılaştırıyorlar. Putlaştırıyorlar. Ben varken niye başkasına gidiyorsunuz diyor. Aslında ben diyor, ben. Yani Ebu Cehil fıtratlı bunlar. Mesela bakıyordu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in ileri gelenlere diyor ki ya diyor tamam da diyor bu peygamberlik diyor sana. Aslında diyor ki ya benim gibi adam varken niye oraya gitti? Onu demek istiyor. Tabii evliya-i kirama yani Allah-u Teala'nın sevgisi ile dolu olan zata insanlar meylediyor. O insana değil ki Allah-u Teala'nın sevgisi orada tezahür ettiği için insanlar oraya akıyor. Otomatik olarak her normal insanda evet. Olur bu. Ama normalde yani. Evet. Otomatik olarak meyleder. Çünkü bu zat hep veriyor. Almıyor. Yük çekiyor bu. Sen hep alıyorsun. Bir karı surat. Ondan sonra önündekini ısırıyor, arkandakini tekmeliyorsun. Kibir tavan yapmış. Ucup tavan yapmış. Sen ondan sonra diyeceksin ki bunlara niye tapıyorsun falan. Ha senin gibi kibirli varlığa, firavun tabiatlılara ona mı tapacaklardı? Bunlar tapmıyor ki Müslümanlar bir kere bunları. İlahlaştırmıyor da. Bunlar Allah-u Teala'nın sevgili kulu diye bakıyor. Buluttan yağmur yağdırdığı gibi Cenab-ı Hak bu sevgili kullar vasıtasıyla da aynı şekilde iman, hidayet, rüşt dağıtıyor. Hadise bunlar ibaret. Yaratan Allah-u Teala. Bunların aslında yani o zatla değil Allah-u Teala ile dertleri var. Allah-u Teala imanlarında tereddütleri var. Orada şüpheleri var. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabını da kendi kafalarına göre değiştiriyorlar bunlar. Allah böyle demiş ama diyor. Allah-u Teala da değil, saygıları da yok. Edepsizdirler de bunlar. Mesela Vehhabiler ölülerine bile tahammül edemiyor. Tahammül edemiyorlar. Leş gibi aynı şekilde gömüp gidiyorlar. Mesela onlar diyor ki işte biz Kur'an'ın dediğini yapıyoruz. Kur'an dediğini yapıyorsun da Muhammed bin Abdülvehhab adına aynı şekilde üniversiteler yapıyorsun. İsimlerini her tarafa şey yapıyorsun falan. Niye yapıyorsun onu o zaman? Niye yapıyorsun onu? Öldü gittiyse leş gibi kapat gitsin ondan sonra. Niye isminden bahsediyorsun o zaman? Yok onu tanrılaştırıyorsun, onu putlaştırıyorsun. Kendini putlaştırıyorsun. Yani aslında bunlar içindekini söylüyor. Hani meşhur bir şey ya. İki ama sarma yiyormuş da birisi diğerine demiş ki niye iki iki yiyorsun? Ya demiş sen de benim gibi abansın demiş ya. Ben iki yesem bile nereden bileceksin sen onu? Ya demiş ben iki iki yiyorum da demiş tamam. Bunlar kendi içlerindeki putu başkalarına aynı şekilde yamamaya çalışıyor. Kendilerine aynı şekilde nefislerine tapıyor. Nefislerini put haline getirmişler. Kibir zirve bunların. Dolayısıyla
Ehl-i Sünnet dikkatindeki Müslümanlar hiçbir zaman, peygamberler dahil, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisleri dahil, İslam alimlerinde, evliya-i kiramı da put, ilah, tanrı yapmamış. Ve o gözle de bakmamış. O gözle de aynı şekilde anlatmamış. Ya? Bunlar Allah-u Teala'nın aynı şekilde seçip gönderdiği kullarına hidayeti, imanı öğreten Allah-u Teala'nın sevgili kulları nazarıyla bakmış. Cenab-ı Hak bunların hatırı ve hürmeti, bunların yaptığı duaları sevgili olmaları sebebiyle kabul eder diye onlara hüsnü zanda bulunmuştur. Hadise bunlar ibarettir. Hazreti Ali Efendimiz de dahil buna. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri de dahil mi? Hepsi dahil. Hepsi dahil. Dolayısıyla bu Vehhabiler, mezhepsizler İslamiyet'e saldırmak, bu Evliya'ya saldırmak için onları put yapıyor falan. Şiiler de öyle. Ha, başkasına saldırıyor ama kendi ahuntlarını, kendi aynı şekilde ayetullah diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan aynı şekilde göklere çıkartıyorlar. Bu ne periz, bu ne lanar tursu demezler mi? Adamayı ederler tabii ki. Sen de kendi Türkiye'deki mezhepsiz tayfasından adam ilahiyatı bitirdiyse, ilahiyatta da öğretim üyesiyse, bir de akademik kariyer aldıysa adam burnundan kıl aldırmıyor. Bana göre deyip duruyor. Senin etrafında kim toplanacak? Seni kim sevecek? Sen kendinle barış değilsin ki. Ama evliya-i kiram öyle değil ki. Hatta işte İstanbul'da metfu olan Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri bir gün kapısı çalınmış. Evde çocuklara aynı şekilde giydirecek de bir şeycik yok. Geleni dağıtıyor, gideni dağıtıyor. Geleni veriyor, gelene veriyor. Dergah için harcıyor falan. Ondan sonra demiş hani de bizim 3-5 kuruş olsa da şöyle çoluğa çocuğa falan. Ondan sonra neyse kapıya geleni çıkmış Aziz Mahmud Yahya Hazretleri. Sultan hediye göndermiş. İçinde işte 1000 altın bulunan bir kese göndermiş falan. Hanım demiş ki gene kim demiş ki ona sual soracak soranlar mı falan. Yok hatun demiş istediğin dünyalığı sultan göndermiş. Ama salih abi hanım olduğu için yazık üzülmüş demiş dilini tutsaydın da dilimi tutuverseydim ne olurdu falan diye. Onlar niye koşuyordu Aziz Mahmud Yahya Hazretleri? Şimdi bile koşuyor kabirlerine gidiyor. Niye aynı şekilde bile zındıkların veyahut da mezhepsilerin kabirlerine koşmuyor insanlar? Niye koşmuyor? Ya bırak Mustafa Bey. Yani Osmanlı sultanların hepsi Ehl-i Sünnet dikkatine 5 vakit namazını kılan insanlar. İslamiyet'in bekçiliğini yapmış. Bir Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, bir Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin, bir Ebu'l Vefa Hazretleri'nin, bir aynı şekilde karşı taraftaki Abdülfettah Akri Hazretleri'nin, ya her şeyden önce Ebu Ayb el-Ensar radıyallahu anh Hazretleri'nin kabrine girildiği kadar ne Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin, ne Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin, çünkü mübarek sultanlar bunlar. Yavuz Sultan Selim Han'ın o kadar da hizmetleri var. Hizmetleri de aynı şekilde çok büyük. O kadar ziyaretçi olmuyor. Niye? Sebebini merak ederdim. Netice itibariyle dünyaya bulaşıklar. Sultandırlar. Öbürlerinin öyle bir derdi yok ki. Bir çulu bile yok. Bir çulu. Öbürlerinin ülkesi var, devleti var. Hatta mesela Osmanlı sultanlarının hangisiydi? İşte evliyadan birisini ziyarete gidiyor. Böyle yaz günüymüş. O bölgede böyle sivrisinek çok. Mübarek kendi kulübesinde işte sultan gelince sinekler de içeriye doluyor falan. Böyle o kadar çok ki birbirinin yüzünü göremiyor. O zat demiş ki efendim siz sultansınız. Emir verin de şunlar çeksin gitsin de birbirimizi görelim. Rahat bir konuşalım. Demiş efendim beni dinlemez bunlar demiş. Allah Allah demiş. Hem sultan olacağım hem de sinekler senin emrini dinlemeyecek. Sineklere diyor ki bizi diyor yalnız bırakın da diyor sultanla görüşelim. Sinekler çekip gidiyor. Şimdi bunlar kitapları yazılmış. Bunlar yalan değil bir şey değil. Yani neyin sultanısın diyor. Ders veriyor aslında. Emir marufta bulunuyor. Onun için biz ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlar evliya-i kiramı tanrılaştırmıyoruz, putlaştırmıyoruz. Onlar Allah-u Teala'nın sevgili kullarıdır. Onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak dinini yayıyor, kendisini tanıttırıyor. Biz o gözle bakıyoruz. Onlar onun için seviyoruz, hürmet ediyoruz, vesile ediyoruz. Hadise bundan ibaret. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.